bakımdan halen daha bütün gazeteciler yıllardır, ben 1956, 57, 58 yıllarında rahmetlik Ecevit'in, Doğan Kasaroğlu'nun, Necati Sincirkaya'nın, çok daha şu anda hatırlayamayacağım gazetecilerin bütün daktilolarının tamirlerini, bakımlarını ben yapardım. O bakımdan. Hatta rahmetlik İnönü'nün evine çok gittim daktilo için. Rahmetlik Menderes'in evine gittim. Yani inanın ben bütün Türkiye'de gelmiş geçmiş bürokratların daktilolarını çoğunu bürosunda veya evinde tamirle iştigal ettim. O bakımdan şu ana kadar kazandığım paralar, mevki makamlar, çevre daktilom yüzünden aldım. Yani her konuma, bütün sefarethanelere, bakanlıklara, efendim ticarethane, bankalara, aklınıza neresi gelirse gelsin, her tarafta girip çıktığım için, onların bakımlarını, tamirlerini yaptığım için, o bakımdan çok çevrem çok. Daktilo'yu kullanan kişi zevk alır. Onun sesinden, tuşlarına vurduğu şıkır şıkır sesinden, şaryosunu böyle sol tarafa, sağ tarafa çektiğinden, eskiden sola çekilirdi, şimdi sağdır çekiliyor önüne aldığınız zaman. Herkes bundan has duyuyor ve zevk alıyor. Daktilonun kıymetini bilmeyenlere ben zannetmiyorum. Herkes kıymetini biliyor ama şimdi bilgisayar çıktığı için daktilonun üzerine pek fazla eğilen yok diyorsunuz ama var. Halen daha var. Eskilerden var, yenilerden. Yeni gençler geliyor benden daktilo alıyor. Şu anda atölyemde ve depomda 100 küsur daktilo var. Bunlar hepsi tarihi eser. Bunlar hep eski daktilo. Yani bunları biz alıyoruz. Yerlerden alıyoruz, hurdacılardan alıyoruz. Bunları Enver Usta'm var burada benim, o da benim meslektaşım. O güzel onları bebek gibi yıkıyor, temizliyor, yağlıyor, arızalarını gideriyor, organlarını, parçalarını değiştiriyor, hayata pekiştiriyor. Eskiden en iyi marka, en iyi marka Erika. Halda İsveç malı, Erika Alman malı, efendim İtalyan malı, Olivetti, Olympia. Amerikan, Remington. Neticede başka da Omega. Bunlar hep daktilo markası. Silver Red. Olympia. Bunların portatifi ve büyüğü küçüğü. Yani standartta olan daktilolardan. Daha da Consul. Velhasılı aklıma geldikten sonra Underwood. Royal. Daha da pek çok. Yani ama bunlar markaların içerisinde de ben bu mesleği işgal ettiğim müddet içerisinde en iyi marka olarak da size Facet portatif ve büyük standardı. Erika, Halda, neticede daha da pek çok var en iyi markalardan. Diğer var Optima var. Başka daha pek de çok ama hangisini? Olivetti'ler çok güzeldir. Olimpiyalar çok güzeldir. Bunların marka olarak yani fabrikasyon durumları sağlam olan daktilolar bunlar. Piyasada en çok tutulan daktilolar. Yani Silver Red var. Yani pek çok var. Yani isimleri, markaları sayılmakla bitmez hanım kızımız. İmkanlarım dahilinde eğer maddi olanaklarım bana el verirse yani en kısa zamanda elimdeki mevcut daktilolarla veya daha piyasadan toplayarak bir sergi açmayı düşünüyorum. Yani bir daktilo üzerine bir sergi açmayı düşünüyorum. Büyüğünü, küçüğünü yani muhtelif markalar olarak eskisini, yenisini yani meydana getirip böyle bir sergi açmayı düşünüyorum. Daktiloyu önüme aldığım zaman tamiratını bitirdikten sonra bir rahatlık çekiyorum böyle, bir oh çekiyorum. Sanki üzerimden büyük bir yük gitmiş gibi haz duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Yazdım. Ey daktilom dedim. Sen bana hayatın tadını, insanların adını, güzelliği, her şeyi sen bana verdin. Bak önümde de ne kadar güzel böyle kibar kibar durdun. Beni her zaman için kalbinden vurdun. Sen o kadar yüce bir yaratıksın ki yüce Allah insanlara akıl, fikir verdi. Bu sizi meydana getirdi. Ben kelimeleri, güzellikleri, noktayı, virgülü inan ki daktilom senden öğrendim. Çünkü hata yaptığım zaman hatayı kabul etmiyordum. Şaryoyu tekrar tersine çekiyordum. Yeniden yazıyordum. İnanın sensiz hayattan beziyordum. Senin sayende tamiratınla, sana bakmakla, sana yazmakla hayatta mutlulukla geziyordum.
vasiyetim daha var. Ben öldüğüm zaman diyorum muhakkak ki benim mezarımda ufak da olsa bir daktiloyu koyayım, kucaklayayım, onunla yatayım diyorum. Çünkü daktilomu inanın hayat arkadaşımdan, çocuklarımdan, Allah'ın bütün tanıdığım insanlardan çok seviyorum ben daktiloya aşıkım. Diyeceksiniz ki beyefendi siz nasıl daktiloya aşık olursunuz? Daktilonun dili yok, var. Daktilonun nefesi yok, var. Daktiloya ise nasıl aşık olursun? O benim dilimden anlar. Ben ona güzel bakım yaptığım zaman, onu temizlediğim zaman, yağladığım zaman, şıkır şıkır çalıştığı zaman o daktilom da benim mutlu oluyor. Çünkü o harf kolları, o tuşları vurduğum zaman takılmadan vazifesini yapıp geriye geldiği zaman, daktilonun tuşuna vurduğun zaman biliyorsun tık, merdanesine vurur yazıyı, geriye gelir. Ama geriye gelmeyip de böyle durduğun zaman ben üzülüyorum. O zaman ne olmuş oluyor? O daktilo bakımsız, yağsız, arızalı olmuş oluyor. Onu ben tık vurduğum zaman tak geriye gelmeli.